that off. Now, into the area. Ömer? Hayatım, ne işin var senin burada? Niye geldin? Aşk olsun ama. Hani Sinanlarla sohbet ediyordunuz? Yani buradaydılar da az önce kalktılar. Ben de böyle biraz rahatlayayım, oyun oynayayım falan diye kaldım işte. Evde rahatlayamıyor musun? Ömer, sen benden mi kaçıyorsun? Hayatım, olur mu öyle şey? Ben senden niye kaçayım ya? Ya ben anlamadım. Bir şeyler oluyor yani. Önce spor araba, ondan sonra pizzacıyı satıp tekne alma hayalleri. Ya orta yaş bunalımına falan mı girdim? Ben anlamıyorum. Ha tabii bir de Zuhal var başımızda. Böyle kanepeler, koltuklar veriyor. Sürekli her gün pizzacıya geliyor. Hayatım, kaç kere söyledim sana. Ya kadın kanepeyi atacakmış, bu koltuğu, kanepeyi. Ya bana verdi ya. Sen yoksa benim seni aldatacağımı falan mı düşündün? Ha? Nasıl düşünürsün böyle bir şeyi? Hayatım bak. Hani biz son zamanlarda biraz fazla tartıştık ya. Araba için, tekne için. Yani ben kendi içimde bunu senin bilerek yaptığını düşündüm. Yani benim canımı sıkmak için, keyfimi kaçırmak için yaptığını düşündüm. Ben de yani biraz uzaklaşayım, böyle kendi başıma kalayım diye buraya geldim. Yani bak, eğer bu durum senin çok canını sıkıyorsa, yani seni çok üzüyorsa, ya bundan vazgeçebilirim. Senden kıymetli mi ki yani? Benle eve geleceksin demek mi bu? Tabii ki. Hayatım, sen istersen ön tarafta otur, bekle beni biraz. Ben burayı biraz toparlayayım, böyle havalandırayım, öyle geleyim yanına, olur mu? Tamam ama bu oyunu bana öğret de birlikte oynayalım bazen. Şahane olur. Hadi. Hadi ben toparlıyorum buraları. Hayatım, Tekin niye gelmedi hala? Allah Allah. Arkadaşıyla ders çalışıyor dedim ya Ömerciğim. Ha, evet. Bana bak. Hı. Sen niye böyle gecenin başından beri fıkır fıkır dolanıyorsun evin içinde? Hiç. Ya aslında böyle bir şey yapmam gerekiyormuş da ben unutmuşum gibi bir huzursuzluk var içimde. Yani ben bunu düşündüm. Ben galiba pizzacıda dolap kapağını açık unuttum. Dolabın kapağını? Evet. Emin misin? Değilim işte. O yüzden ben bir an önce pizzacıya gitsem de diyorum. Yani o dolap kapağını bir kontrol etsem, yoksa hayatta uyuyamam ben bu gece. Peki. Tamam. Görüşürüz. İyi oldu evden kaçabildiğin. Gelemeyeceksin diye çok korktum. Şey, annem arkadaşımla ders çalıştığımı zannediyor. Babam mı? Babam geliyor, çabuk gel, çabuk! Baba, sen de mi buradaydın? Ben de kitabımı unutmuşum. Öyle mi? Kes sesini. Ben ne halt ettiğini gayet iyi biliyorum. Bunu görünce delirdim. Önce burada çalışan çocuklardan biri yaptı sandım. Konuştum onlarla, onlar yapmamışlar. Sonra düşündüm, acaba buranın anahtarı başka kimde var diye. Kimde var? Tabii ki Tekin Bey'de var. Bunu daha çok delirdim o zaman. İçeride mi? Baba girme. Şey, üstünü değiştiriyor. Kim bu kız? Yoksa tanıdık biri mi? Yok baba, başka okuldan. Size iki dakika müsaade. Döndüğümde bu buradan gitmiş olacak, tamam mı?
Göl çıkmasına geri dönebilirsin. Tekin, ne olur. Şimdi bak sen, yani sana çok sert davrandığımı düşünüyorsun değil mi? Bana kızıyorsun, biliyorum. Ama bu tamamıyla senin iyiliğin için. Ya ileride beni anlayacaksın gerçekten. Senin yaşın daha çok genç böyle ilişkiler için. Hem kız arkadaşın için de aynı şey söz konusu. Yani düşünsene, ailesi duysa ne olur? Hadi diyelim ki kimse duymadı. Yani şimdi yapacağınız bir hata bütün hayatınızı karartacak be oğlum. Doğru, haklısın baba. Anlıyorsun beni değil mi? Evet. Aferin oğlum. Hadi bakalım şimdi doğru yatağa. Aa, şey baba sen içeri gir. Yağmur yağacak gibi. Ben şu arabanın üstünü kapatayım. Tamam. Tamam. Al bakalım anahtarları. Aferin benim aslan oğlum. Hadi bekliyorum baba. Ay, ne yapıyorsun ya biri görecek olsaydı? Seni merak ettim. Her şey yolunda mı? Yolunda, merak etme. Babam hiçbir şeyden şüphelenmedi. Bu dünya tehlikeli kadınlarla doludur. Bazıları sizin yaptıklarının şeyde sonuçlarını göremeyecek kadar kör olanların sevgilileridir. Bazıları güvendikleri kocalarının ihanetine uğramış öfkeli eşler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.